Merhaba arkadaşlar. Bugün özel sesler serimizde sesimiz an sesi. An sesi gördüğünüz gibi birçok şekilde yazılabiliyor. O yüzden telaffuzu da biraz zor olduğu için en çok zorlandığınız seslerden biri. Telaffuzunu nasıl yapabilirsiniz? Şimdi dudaklarınız yastımsı olmalı. Yuvarlak yapmamanız gerekiyor. Diliniz biraz önde olması gerekiyor ve hafif gülümsüyormuş gibi yapmanız gerekiyor. Tabii bunların hepsini aynı anda yapmanız gerekiyor. A sesi çıkıyor eğer bunu yaparsanız. Gördüğünüz gibi hafif yastımsı olması gerekiyor. A sesi. Şimdi örneklerden gidelim ve nerelerde nasıl okunduğuna görelim. Matin. Sabah. Le matin. A sesi gördüğünüz gibi burada iğne şeklinde gelmiş. Matin. A sesi. Hatta hafif böyle gerebilirsiniz. A. Matin. Chien. Bunda da aslında gizli bir a sesi var. A, şiyan. Burada iyan. İ'den sonra geldiği için bu özel birkaç tane kelimede bu şekilde yazılıyor. Şiyan, a sesi. La, di. La, di. Şiyan, köpek. Le şiyan. La, di, pazartesi. Le pain, ekmek. Pain. Pain. Ekmek. Peinture. La peinture. Burada da a sesi başta. Peinture. Gördüğünüz gibi boya. Un article. Bir demek aynı zamanda. Un. Bir. Copain. Erkek arkadaş. Copain. Gördüğünüz gibi. Burada e iğneyken burada a iğne ama tamamen aynı ses. La main. Burada aynı şekilde yazılmış. La main el demek. La faim açlık. Faim açlık. Ceinture. Ceinture. Peinture gibi. Kemer demek. Ceinture. Lapin. Lapin, le lapin, tavşan. Vingt, yirmi. Vingt, yirmi. Demain, yarın. Demain, yine an sesi, yarın. Aucun, hiçbiri. Aucun. Fin, son. Bunu özellikle filmlerin sonunda görebilirsiniz, fin. Fin, son. Jardin, bahçe. Jardin, bahçe. Evet, bu sesi başta yapamıyorsanız tedirgin olmanıza gerek yok. Gerçekten zamanla oturacak bir ses. Ama özellikle size her zaman tavsiye ettiğim gibi buradaki kelimeleri ezberlerseniz ve sürekli olarak mesela bir hafta boyunca fazla bir vaktinizi almaz. 5 dakika boyunca, her gün 5 dakika boyunca bunları tekrar etmeye çalışırsanız bir haftanın sonunda kesinlikle bir ilerleme kat edeceğinizi görebilirsiniz.